Evet, canım sıkıldı çünkü. Hermes. Az önce şarj bitti. O yüzden tekrar açtım. Canım sıkılıyor. Belki bir şeyler sorarsınız oradan. Selam. Hoş geldiniz. Ben çiçek yapıyorum. Kanzashi. Saç tokaları. İnşallah biraz daha bunda ustalaşırsam falan atölyelerini vermeyi seviyorum çünkü. O sebeple. Basit gibi görünüyor ama aslında hiç basit değil. Gerçekten değil. İşin içine girince anlarsınız. Deli işi bir şey. Ankara'ya gidecek misin? Konlara. Param yok ama çok istiyorum. Ankara konları Foxconn'da başlıyor gibi görünüyor. Daha sonra Hukon ve bir şey daha vardı. Bukon mu? Evet. Hacettepe'den sonra Bukon'da var, değil mi? Bilkent Üniversitesi'ninki. Torukon sonbahar demişler. Torukon'da olacak. Ama sonbaharda. Moni, Esma ne haber? Sensin o harika. Ben harika değilim. Ben çiçek yapıyorum. Yay, daha tamamlandı. De bunun şeklini o kadar beğenmedim. Bir daha baştan yapacağım. Öyle bir hakkım var. İşte böyle. Başka hangi konular var? Benim bilmediğim kon var mı Hermes? Şimdi sen gerçi çekip gitmişsindir belki yayından ama. Ben aslında şey istiyorum. Foxconn'a medya sponsoru falan olmayı teklif etmek istiyorum da. Kurallı Edetisi'nde yönetimindeyim ya ben. Etkinlik çekimlerini biz yapalım, video yapalım size falan diye teklif yapmak istiyorum. Thor Ragnarok etkinliği çok güzeldi. Evet bence de. O çok güzeldi. Çünkü ben gelmiştim falan. Yok öyle bir şey yok tabii ki. Tamamen bizim Tarık senseyeceğimizin neydi onun sayfadaki şeysi yahu? Adı? Unuttum şimdi. Depper. Ha. Tamamen Depper senseyeceğimizin başarısıydı ya. Sonradan gerçi benim gelmediğim ikincisinde sinemada sıkıntı çıkmış. Yıldız Kona gel. Yıldız Kona gelmek istiyorum Esma. Yani gelmeye çalışacağım en azından. Bilmiyorum o zamana kadar ölür müyüz, kalır mıyız? İnşallah başımıza bir şey gelmez tabii de. Şimdi elimde zaten diktiğim yarım yamalak birkaç tane Star Wars kostümü falan bir şeyler var. Amidala'yı giymeden sattım. Çok ilginç oldu. Minaçan da daha hiç giymeden o da elinden çıkarmak için ilan koymuş. Şeye, gruba görünce üzüldüm yani. Giymekten neden vazgeçti? Minaçan çok güzel bir kız çünkü giyseydi keşke. Gerçi o kostüm de kolay bir kostüm değil. Biraz zahmetli giyilmesi falan. Belki de giymek istemedi o sebeple. Daha badass bir karakter olmak istedi. Belki Dark Side olmak istedi. Bilmiyorum artık ama. Sansa'ya sarılmak istiyorum. Miau. Sarılırız. Sarılırız Esma. Zaten tontiş bir şey oldum artık. Paso sarılabiliyorum insanlara. Ha. Payday 2 cosplay için ne önerirsin eğer biliyorsan. Payday 2'yi yapmayan kaldı mı? Terörist malzemeleri yani her türlü işte bedes kıyafetler bir de şu korkunç palyaço maskesi. Gerçi orada bir tane horoz kafa var o efsane. Bir de domuz olan domuz da efsane. Ya bilmiyorum bir sürü güzel karakter var orada. Seçin yapın işte arla arla. Payday güzel. Konsept olarak biliyorum yani sonuçta cosplay designer olunca
Kim nerede ne yapmış, ne roleplay'i nasıl yapmış bilmek durumunda oluyorsunuz. Hepimiz isteriz. Kucak istiyorsunuz. İlginç. Kucaklar ücretli yalnız Ülgen Bey. Zengin kardeşten para koparma yolu. Param yok Ülgen. Sana kucakları ücretle vereceğim. Sen para ödemek zorundasın. Hoş geldin Taner. Taner benim en sevdiğim öğrencilerimden biriydi ya. Çok akıllı uslu bir çocuktu. Hala da takip ediyoruz birbirimizi. Hala çok akıllı uslu bir çocuksun Taner. Maşallah sana. O kadar şanslı bir ailen var. Kız arkadaşın falan varsa eminim o çok şanslı yani. Şanslı bir çocuksun. Aman çevrendekilere şanslı diyebilirim bence. Senle birlikte oldukları için. Lafı bile olmazsa güzel Ülgen o zaman. Esma'ya beleş, Ülgen'e ücretli bir şekilde kucak o zaman. Sarılmalar ücretli. Ya da sen bana güzel şarap falan al, ne bileyim. Güzel peynir al. Çünkü sen güzel yemekleri biliyorsun. Pokemon şarkısı çalıyor. Yanımda şurada Soner Bey var da Pokemon şarkısı falan çalıyorlar. Ta yayın trollüyor. Garip garip baktı gitti falan. Forat şat. Smoke mu? What? This is not smoke is not smoke. This is for burn my ribbons. I'm just burning my ribbons, okay? I hate smoking, you know my... Ülgen, bir tur da şampanya. Ya şampanya güzeldi ya. Şampanya çok güzeldi, değil mi? Ne güzel gömmüştük o akşam. Zaten senden sana alkol alabiliyoruz Ülgen Bey. Bu ev gerçekten fakir bir ev. Sen geliyorsun, alkolümüz oluyor, mutlu oluyoruz. Zaten sen de güzel haberlerle geliyorsun. Her seferinde bir müjdan oluyor. Bir güzel gelişme oluyor hayatında. Biz de mutlu oluyoruz senin için. Genelde de elin kolun dolu geliyorsun. Bir şeyler içiyoruz. Sayende yani. Sen de olmasan bu fakirhane gerçekten kelimenin tam anlamıyla fakirhane. Good job. Thank you. It looks nice. Yeah, they are so cute. Isn't it? These are mine hairpin designs. Onlar da shower paid mine. Buradan sahiplerime selamlar. Sen hala birilerini bulamadın mı? İlk başta beat hazırlıyorsun sanmıştım. Yok Hermes ya, hayır. Öyle taraklarda benim maalesef bezim yok. Bu iş böyle yapılıyor. Taner, bir gün kesinlikle yaptıklarınızı görmek istiyorum. Buluşma günlerine katılamadım. İçimde kaldı. Katıl! Ya herkese açık, her şeye açık ve ücretsiz bizim buluşmalarımız. Çık gel. Kostüm sorun zorunlu da değil. Ya illa bizim İzlediğimiz şeyleri izlemek zorunda da değilsin. Oturuyoruz, bir şeyler yiyip içip muhabbet ediyoruz. Yani öyle ahım şahım bir beklentimiz yok. Hepimiz fakir ve hayattan bunaldığımız için bir araya gelen tipleriz sonuçta. Nerede ben var? Fakat tabii ki ben sürekli konuştuğum için kurdelen bitti. Hepsini yaptım. Bundan acaba böyle 5-6 tane falan yapıp bir tane ortaya kırmızı yapsam kötü mü durur? Kötü durur herhalde ya. Pembe nasıl olur ki? Pembe daha hoş olur sanki de. Pembenin de şeyi farklı. Bunu da aynı yapmak lazım. Öf, neyse yaparız. Bilmiyorum artık.
Sadece buluşma için gereken yol parası. Aynen. Senin etkinlikler ücretsizdir. Sadece akbilinizi doldurunuz efendim. Onun haricinde nereden tanıştığımızın hiçbir önemi yok. Katılabilirsiniz. Muhabbet ederiz. Şimdi şey var. Görünen o ki bizim Mart'ın 19'unda Yıldızkon'da bir buluşmamız olacak. Yıldızkon'a gidiyoruz hep beraber inşallah. Bir sıkıntı çıkmazsa. Yine 25 Mart'ta da benim Viking günü var. Sıkıntı buluşma yeri nerede? Yani Facebook sayfamdan etkinlik sayfalarını kontrol edebilirsiniz. Orada daha çok paylaşıyorum. İl dışındasın. Ha, Taner sen çekmiş gitmişsin İstanbul'dan. Bu seneden sonra bitiyor. Okul git dersiniz artık. Anladım Taner'cim ya. İnşallah İstanbul'a döndüğünde o halde denk gelişiriz, denk geliriz. Merhaba Furkan, hoş geldin. Merhaba Gökçe. Benim cici modelim. Bunu biraz kısa kes. Bugün kargolarını yolladım. Mekanik. Mekanik tanşi. Mekanik melek. Sabah. Bakalım yolladım işte. İnşallah kazasız belasız gelir. Şimdiye kadar gönderdiğim en ağır ve en ucuz kargoydu. Çok şanslısın. Merhaba Havin. Hoş geldin. Ay'a geldi. Selam. Diğeri kim? Valkort Alkan. O kim? Selam. Vale. Şu an ne cosplay yapıyorsun? Ya bu cosplay şöyle söyleyeyim sana. Japon geleneksel kıyafetleri var ya. Hani kimonolar, yukatalar. İşte ben onlar için saç aksesuarları üretiyorum. Bunlara kanzashi deniyor. Ve işte şeyde Kanzashi Lover isimli bir sayfam var. Orada bunları yayınlıyorum. Bazen satın alan oluyor, bazen kiralayan oluyor. Falan filan. Öyle bir şey yani. Çok tamam. Yani bu aslında bir cosplay de olabilir tabii ki. Bu kanzashileri takan bir sürü karakter de var. Ama şu an spesifik bir tanesi değil. Merhaba, hoş buldun Habin. Güzelmiş, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ama mesela şey var. Bir sürü kanzaşi tokası takan bu aralar çok da gözümde takılan bir oyun var. Omnioji. Mesela Omnioji tokalarına, aksesuarlarına anında çevirip sonuçta önemli olan bu tekniği bilmek, malzemeleri işlemeyi bilmek. Oradaki bir karaktere hemencecik yönelebilirim. Önemli olan üretmek. Boş durmayalım. Boş duran Allah sevmez, değil mi? Selam Gaye. Sana da kalp kalp kalp. Ne yapıyorsun hatun? İyi misin? Gördüm rafını. Çok güzel olmuş Gaye. Gaye'nin harika bir siparişi olmuş. Tabut şeklinde böyle küçük raf gördüm. Çok güzel. Güle güle kullan. Harika olmuş. Evet, 3 tane oldu şu an. Ben bunlardan daha yapayım ya. Yani bir 5 tane yapayım. Ortasına da beyaz mı koyayım, pembe mi koyayım sizce şu şeylerden? Bu pembe. Pembe koyarız herhalde. Daha güzel olur. Beyaz olanlar nerede? Bunlar da buradaydı da şimdi elime gelmiyor. Ah geldi. Bunlar da beyaz. Beyaz da çok beyaz olur. Gelin gibi olur iyice. Belki de gelin gibi olsundu. Facebook sayfanın adı da ayrı mı? Facebook sayfamın adı da ayrı değil. Aynı. Yani nasıl sorduğunu anlamadım ama Kanzashi Lover diye bir Facebook sayfası da var. Sensei Cosplay diye bir Facebook sayfası da var. Yani ürettiğim
paylaştığım şeylerin konusuna göre sayfa açtım açıkçası. Mesela çizdiğim çizimlerin de yayınlandı, ayrıca bir Facebook sayfası var. Onun da adı Sensei'nin Çizimleri. Çok teşekkürler. Rica ederim. Bayıldım yani. Bilmiyorum, güzel bir oldu. Güle güle kullan. Aslında eve öyle şeyler yapmak lazım ya. Ben de çok istiyorum böyle işte tematik mutfak önlükleri, işte bir böyle çok uçtum. Niye uçuyorsunuz? Çok ayıp. Neyse, daha sonra toplarız artık. Salonun ortasına işte Mario raflar falan ya da o tarz şeyler. Mesela diyorum şu an Soner Bey'in kulaklığı takılı, belki beni duymaz ama Soner Bey için Mass Effect rafları falan, Mass Effect temalı bir masa sistemi gibi bir şeyler. Hoş olurdu ya. Seni istemiyoruz, sen git. Evin içine ne yapmak lazım? Çok düşüyor. Ahşap işleri. Ya ben sizin atölyenin fotoğraflarına inanamadım Ülgen. O nasıl atölye? Pardon, siz oradan füze mi kaldıracağınız inşallah? Yani inanılmaz imkanlarınız var gibi görünüyor. Kıskandım. Çok kıskandım. Craft makete yaptırdım. Ya. Hadi ya. Aa, çok iyi. Bu o kadar moral olduğunu düşünmemiştim. Çok güzel olmuş. Yani sipariş aldığını biliyorum da oranın şey sahibini, işte biz de yeni tanıştık sayılır. Mesajlaştık. Bir iki ay önce o da bana şey yolladı. Epio denen bir eva cinsi. Biraz daha kaliteli bir eva yolladı örnek olarak. Ama o evalar biraz fazla kaliteli çıktı. Çok ağır. Dolayısıyla biz kalitesiz evaya hafif olana alışmışız. Ondan pek bir şey üretemedim. Dedim ki abi biz fakiriz. Yani profesyonel fakirleriz. Lütfen bize kaliteli ürün yollama. Kullanamıyoruz. Biz hafif ucuz olanlara alışmışız dedim. Tamam dedi, daha yollamam dedi. Adamcağız da bir profesyonel. Şey yapıyor. Dalgıç kostümleri bilmem neler falan yapıyormuş. Bedavaya geldi tüm aletler. Ya çok hainsin Ülgen. Kafe devraldık bir de onun yakınında. Hoppala. Kafe nereden çıktı? İçecekler de beleşe geldi desene. Yani ne tarafa doğru kıskanacağımızı şaşırıyoruz siz Ülgen Bey. Neyse yani arkadaşlar, ben gansaşı yapıyorum. Biz de burada böyle fakir fakir saten kurdele neyin katlıyoruz işte, yakıyoruz ucunu falan filan. Ülgen'in de orada işte füze kaldırabilecek potansiyele sahip bir atölyesi var. İşte kader, kısmet. Hakkımda bu aralar acayip dedikodular var, zaten gülüyorum. Yok evime polis basmış, yok cosplay'i bırakıyormuşum, yok bilmem ne. Arkadaşlar hiçbir değişiklik yok. Gayet keyfim yerinde, benim tuzum kuru, siz manyaksınız. Ben kostüme düşünüyorum. Ne? Kostüm de düşünüyorum oraya Nil. Nereye? Bir sürü şeyden bahsettim ben Gaye. Hangi saat şu an? Yıldız konumu diyorsun. Ucuz olsa da ayarlarımız peşine gitmez de harika. Evet. Ya Taner, durum gerçekten öyle. Ben hep fakirdim, biliyorsun beni. Öğretmenken de fakirdim. Başka mesleklere geçtim, yine fakirdim. Ama hep fakirdim yani. Hobimi hiç bırakmadım. Hobinin her yılında daha da fakirleştim ama ondan vazgeçmedim. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim, lanet olsun. Başıma çok şey geldi ama umurumda değil. Abi çok güzel oldu. Şu ne kadar düzgün oldu. En düzgünü bu oldu. Devam. Kaç tane oldu? 2, 5,
5, 10, 15, 18, 19. yapıyorum. Hoş geldin. İstanbul uzak. Evet, İstanbul çok uzak. Kraft maket kostüm dikimde yapıyormuş. Hadi ya. Aa. Herhalde tanıdığı bir yer var gaye. Bilmiyorum ben. Yani oranın sadece Cahit Bey'in de bir tane dükkanı var. Evet. Ne güzel. Biz şey konuştuk Cahit Bey'le. Şimdi onların orada Zeytinli Rock Festivali falan oluyormuş. Orada standlar oluyormuş. Dedim Cahit Bey size kostümlü performansçı standör ne lazımsa gelelim dedim. Yeter ki festivalde bir tanıdık olsun değil mi? Bir başımızı sokacak çatı olsun yani. Paspasınızda da yatarız, sıkıntı değil. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. O belediyeyle falan ilişkileri olan çok güzel çalışan bir insan. Çok mutlu oldum öyle bir insanı tanıdığıma yani. Yapsın yapsın. Oh, kostüm de diksinler. Ne güzel. Üreten insan bizle olsun zaten. Boş boş konuşan insanlar bizle olmasınlar. Üreten, çalışan, güzel işi gücü vakti yerinde insanlar bizle olsunlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Orlay biz anime. Taner, hedef gösterecek biri varsa sizi gösteriyorum. Teşekkür ederim. Murat hoş geldin. Ne haber Sıvat Murat? Sıvatlık mı yapıyorsun? Özel harekatta mısın? Ne yapıyorsun? Yoksa sen de mi kos polis ekibindensin? Etkinliklerde güvenliği sağlıyorlar ya. Sözde. Kim sorarsa. Başımıza iş açtılar geçen gün ya. Ay. İbrahim de geldi. Hoş geldin. Caner Kaan. Hoş geldin. Mert Can. Hoş geldin. Rica ederim. Ne diktirdin gaye? Merak ettim. Siparişin neydi? Craft makete geldi mi? Ben yani beğendin mi? Biraz uzun oldu gerçi sorum da cevabı dilerim çok seni şu an sıkıntıya sokmaz. Daha sonra ben özelden de yazarım gerçi de. Aa, biri geldi ama adını okuyamıyorum. O nasıl isim? Dur okuyacağım. Petri Cho Cho Petri Cho Virtues. Virtüözü anladım. Petri. Petri Cho Virtues. Şey mi? Fransızca mı acaba? Hoş geldin. Neyse. Az konuşup çok içeceğim şimdi. Şu an 20. pedalı yapıyoruz. Pedal, petal. Bu da çiçek. Taç yaprağı. Taç yaprağı yapıyoruz. Sakura olacak bunlar. Bembeyaz sakuralar. Kanzashi Lover sayfamda tamamlanmış halini paylaşırım bunu. Merak ederseniz oraya daha sonra bakarsınız. Gerçi bunun tamamlanması daha çok uzun sürecek. Yani kolay olmayacak. Bildirim geldi. Yarınki... Şey bildirimi geldi lan çok ilginç. Hala beni figüran zannediyorlar. Ben kaydımı sildirdim Mayadrom'dan. Hala bana diyor ki işte bilmem ne köşk hanımı rolü için siz seçildiniz. Parti yapacaksa kaydırım mı? Lütfen gelin falan diye mesaj geliyor. Gelmeyeceğim arkadaşım. Oynamayacağım ben sizle. Arla arla. Figüranlıkta en güzel rolüm şeydi ama. Aa. Çiçekçiydi. Doğru okudum. Doğru mu okumuşum? Artık. Yay! Teşekkür ederim. Artık. Henüz diktirmedim. Sadece kafamdaki planı sordum. Anladım. Peki. Ama merak ettim yani. Eğer anlaştıkları bir tarzı varsa güzel. Yani konuşalım. Belki bir şeyler yaparız. Dediğim gibi çok tatlı insanlara benziyorlar. Birlikte çalışalım diye ben direkt şey yaptım zaten. Tekliflerimi sundum. Festivalde çalışıyorsak çalışırız. Ne istiyorsanız yaparız modunda. Ben de haber verdim kendisine. Bakacağız artık. Peki. Başka gelen Hata giden mı yok diyor? galiba. Soner Bey'in oyunu yine hata veriyor. Soner Ha, Bey'in açık. oyunları hep hata veriyor. Halbuki çok canavar bir bilgisayarı var. Niye böyle oluyor anlamıyorum. Arkada
açılıyormuş da. Ha, arkada tamam, açılıyormuş. Aa, olmadı. Neden? Ameliyat gibi, yemin ederim ameliyat no. gibi ya. Ciddi böyle birbirine yapışması gerekiyor. Bu kısımların. Fazla yakarsanız iz kalıyor. Az yaparsanız yapışma. Gerçekten niye? El alışkanlığı ve ustalık isteyen bir iş. Çok iyiler sayemde sana. Çok sevindim. İnşallah güzel olacak yani. Bilmiyorum. Enteresan. Ben de oradan Craft Market sayfasından umutluyum yani. Adam en azından çalışıyor. Boş konuşmuyor. Boş boş yapanlardan bıktık çünkü. Sıkıldık. Neyse, o zaman ben yayını kapatayım. Kaydedeyim. YouTube'a falan atayım. Ne bileyim, bir hareket olsun, şey olsun. Bir şeyler konuştuk en azından. Hatıradır. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen niye iyi akşamlar diyorsun? Evet. Defol git yayınımdan. Bitir. Sen de videoyu bitir.